Değerli dostlar, bugün sizlerle Sultan II. Abdülhamit dönemi devlet adamlarından Abdurrahman Nurettin Paşa ile ilgili bilgileri paylaşacağız. Abdurrahman Nurettin Paşa, Germiyanoğlu ailesinden olarak Kütahya'da dünyaya geldi. Daha sonra çeşitli vilayetlerde valilikler, sadrazamlık ve uzun sürede yaklaşık 13 yıl boyunca Sultan II. Abdülhamit döneminde adliye nazırlığı yaptı. Nurettin Paşa, İzmir'de valilik döneminde önemli hizmetlere ve çalışmalara imza attı. Onun asıl yaptığı önemli uzun süre görevde bulunduğu ve bir döneme damgasını vurduğu valilik dönemi Kastamonu valiliğidir. Nurettin Paşa 9 yıl Kastamonu'da valilik yaptı. Nurettin Paşa ile ilgili çeşitli tarihi kaynaklarda bilgiler bulmak mevcuttur. Mesela Sultan Abdülhamit döneminin Mabeyn Başkatibi olan Tahsin Paşa'nın hatıralarında, yine sonraki dönemde bakanlık ve nazırlık yapmış Ebu Bekir Hazım Tepeyran'ın hatıralarında ve Hasbelkader Bendeniz'in yazdığı hakemli makalede de Abdurrahman Nurettin Paşa ile ilgili ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Biz bugün onunla ilgili kısa mufassal bazı bilgileri paylaşacağız. Abdurrahman Nurettin Paşa, Sultan II. Abdülhamit döneminde Kastamonu'ya gönderildi. Burada az önce de bahsettiğimiz gibi 9 yıl valilik yaptı. Bu sırada adaletiyle, çalışkanlığıyla, disipliniyle, zayıflara karşı olan hoşgörüsüyle, mütegallibe denilen zalim insanlara karşı onların üzerine giderek, onlara karşı hiçbir müsamaha göstermeden adaleti uygulayan tavırlarıyla dikkat çekti. Kastamonu'da çok sayıda okul, hastane gibi sosyal tesis yaptırdı. Ebu Bekir Hazım Tepeyran onun mahiyetinde bulunduğundan dolayı paşa ile ilgili birçok hatıra onun hatıralarında yer almaktadır. Hazım Tepeyran, Nurettin Paşa'nın Nakşi Halidi bir şahıs olduğunu, santraç oynamayı sevdiğini, personeline karşı çok müşfik davrandığını, yemeklerini onlarla birlikte yediğini, mesnevi okumayı sevdiğini, 40 yaşından sonra Fransızcayı öğrenen çok gayretli bir kişi olduğunu söyler. Nurettin Paşa sadece Müslüman ahaliyle değil, Kastamonu'da yaşayan çeşitli din mensuplarıyla da çok iyi ilişkiler kurduğu kayıtlarda yer almıştır. Yine Hazım Tepeyran'ın hatıralarında naklettiğine göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan bir keşişin dağdaki manastırına ona iadeyi ziyaret için gitmiş ve onu da gönlünü almıştır. Bu sırada ilginç bir anekdotu yine Hazım Tepeyran nakleder. Manastıra giderken askeri konvoydaki askerlerin çevredeki bahçelerden meyve koparıp yiyip yemediğine, başkalarının hakkını yiyip yemediğine dair bu arkasına dikkatlice zaman zaman bakarak bunu kontrol ettiğini anlatmaktadır Ebu Bekir Hazım Tepeyran. Adaletiyle bu şekilde öne çıkan Nurettin Paşa, daha sonra Sultan II. Abdülhamit döneminde bir süre sadrazamlık yapmış, tok sözlülüğü, eyvallahsızlığı, olaylar ve tavırlar karşısında düzgün bir şekilde duruş göstermesi münasebetiyle sadrazamlığı kısa sürmüş, ancak Sultan II. Abdülhamit kendisini adliye nazırı olarak tam 13 yıl bu görevde tutmuştur. Adliye nazırı iken Nurettin Paşa yine çok önemli olaylara, faaliyetlere imza atmış. Osmanlı Devleti üzerinde emperyal bazı taleplerde bulunan İngiliz Büyükelçisi'ne yüz vermemiş, onun taleplerini geri çevirmiş. Çok kötü durumda olan, bakımsız durumda kalmış, hapishanelerin tamamını elden geçirmiş, mazlum kişilere el uzatmış, onlara sahip çıkmış. Kendisini jurnalleyen saray mensubunun bu halinden, saraydaki konumundan hiç endişe ve perva etmeden onunla ilgili gerekli cezalandırmayı yapabilmiştir. Nurettin Paşa altın harflerle tarihe geçecek faaliyetleri yaptıktan sonra vefat etmiş ve şu anda İstanbul Fatih'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinin bulunduğu Fatih Camii'nin haziresine Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan türbeye defnedilmiştir.
hem doğduğu yer olan Kütahya hem de uzun süre görev yaptığı yer olan Kastamonu'da Abdurrahman Nurettin Paşa'nın hayırla yad edilmesi, onun adının geleceğe taşınması için çeşitli faaliyetler yapılması bir vefa nişanesi olacaktır.